Sözü bir korzay. Bir anlarla Musa'nın soyu neden farklı? Bu soruyu çözmeye geldim. Ben bir önceki videodan asla tatmin olmadım arkadaşlar ve asla inanmadım. Bu soruyu çözmeye geldim. Şimdi annem evde yok ve biz tek tek kanıtları toplayarak annemin bu sırrını ortaya çıkaracağız. Bizim soyadlarımız neden farklı? Bunu hiç düşünmedik. Yine ben sizin sayenizde bunun farkına vardım. Bu zamana kadar hiç düşünmemiştim neden annemle soyadlarımız farklı diye. Meğer annem olmadı değil mi? Hadi gelin kanıtlara bulalım. Bu zehir gibi akla bir şey geldi arkadaşlar. Bu benim fotoğraflarımın olduğu albüm. Bu da geçen gün videoda gösterdiğimiz fotoğraflar. Şimdi gelin bunları bir karşılaştıralım. Şöyle bir bakalım albüme. Benim fotoğraflarımı arayalım. Ne demek istediğimi hala anlamadınız değil mi? Bu fotoğraflarda Gül ablanın yanında olduğu tüm fotoğrafları şöyle bir topluyorum. Mesela bu. Mesela bu. Ve bu. Şimdi aynı kıyafette olan tek fotoğraflarını buluyorum. Mesela bu benziyor. Bunu bir alalım. Şöyle bir kırmızı elbise olacak. Başka. Buldum. Bu. Bunu bununla eşleştiriyorum. Bir de şöyle pembe bir donlu fotoğrafım olacak. İlk defa gördüğüm bebek resimleri var burada. Bunlara hiç dikkat etmemiştim. Aa, Ceylin'e geçtik. Bir dakika ya. Ceylin'in fotoğraflarına bakalım. Ceylin. Senin hiç Gül ablayla fotoğrafın yok. Ve şu an fark ediyorum. Senin de soyadın Gül ablayla aynı. Ceylin Damla Özdil. Senin adın ne? Musa Özdil. Poyraz'ın adı ne? Poyraz Esen Korzay. Annenin adı ne? Yani Gül abla. Ceylin, biliydim biliyor musun? Baksana. Senin de annen Gül abla değil mi? Hiç, bak görüyor musun? Birlikte fotoğrafımız var. Gördün mü, bu uzaylı sensin. Ama Gül ablayla fotoğrafımız yok. Evet, başlıyorum. Burada gördüğünüz annemle taklit ettiğimiz fotoğraf. Ve burada gördüğünüz de benim kendi fotoğrafım. Bundan ne anlıyorsunuz? Bu fotoğraftan alınmış, bu fotoğrafa yapıştırılmış. Yani dijital ortamda Photoshop yapılmış, annem yanıma konulmuş. Ya da oradaki bebeğin yüzüne benim bebeğim konulmuş. Ya da işte oradaki bebek kaldırılmış. Annemin elleri bir şekilde benim üzerime geçirilmiş ve bu fotoğraf bu fotoğrafa konulmuş. Photoshop yani arkadaşlar. Hemen ikincisine geçiyoruz. Buradaki fotoğraf bizim dün taklit ettiğimiz fotoğraf. Buradaki fotoğraf da benim bu fotoğrafım, gördünüz mü? Kesin buradan alınmış. Dijital ortamlarda beni oturur pozisyona geçirtilmiş. Ve arkama da Gül ablanın eli konulmuş. Ve son. Bakın. Buradaki fotoğrafı Gül ablayla taklit ettik. Buradaki fotoğrafı gördünüz mü? Bu çocuk oradan alınmış. Üstü başı düzeltilmiş. Renkleriyle oynanmış. Gülümsetilmiş. Ve Gül abla onu kucağına tutuyor. Böyle bir şey olamaz. Ve ayrıca bu fotoğrafta da görmüş olduğunuz gibi Ceylin doğduğunda benimle fotoğrafı var ama annemle hiçbir fotoğrafı yok. Bu işin sırrını çözmeye geldim dedim arkadaşlar. Bir sır öğrendim. Kimden öğrendim biliyor musun? Poyraz'dan öğrendim. Annemin yatağının altında bir şeyler varmış. Şimdi onu bulmaya gidiyoruz. Poyraz'dan öğrendiğimiz bilgiye göre bakın harmoni. Koruyor. Harmoni de oraya gidiyor. Orada mı yoksa? Yatağın altı. Burada değil. Burada da değil. Harmoni bana yatağın altında, sen bana şeyi göster. Ama oraya giderek bana bir tüyo verdin Harmoni, dur. Sakın gelme. Bunu koruyamayacaksın. Bak oturdu. Bu sırrı çözeceğim Harmoni. Bu sırrı çözeceğim. Bunu hadi bak artık. Harmoni korkuyorum. Burada bir şey var mı? Hadi Harmoni. Ay. Ay ne vardı ya? Olağanüstü bir gece kitabı. Yoksa bu kitapta bir şey mi var? Olağanüstü bir gece. Neden yatağının altında sakladığı kitabın adı olağanüstü bir gece olsun ki Harmoni? Ya arasında bir şey varsa. Olağanüstü bir gece kitabının içinde bir mektup mu görüyorum ben? Okuyorum arkadaşlar. Ay çok korkuyorum. Kızlarıma. Bir tane daha mı çocuğu varmış? Tarih. 08-12-2005. Siz bunu okurken belki de ben çok uzaklarda olurum. Ya da olmam, bilemiyorum. Belki de yanınızda olurum. Belki de olmam, bilemiyorum. Belki siz benim yanımda olursunuz. Belki de olmazsınız, bilemiyorum. Bu ne ya? Aklınızın karıştığının farkındayım. Ama karışacak hiçbir şey yok. Gerçek apaçık ortada. Sizin aklınızın neden karıştığını bilmiyorum. Belki genlerinizden dolayı olabilir. Ama tek bildiğim bir şey var ki, siz kim olursanız olun,
yüz binlerce kişiyi etkilemiş ve çok büyük bir şey başarmış olacaksınız. Buna inancım tam. Resmen 2005'te YouTube'u bilmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu mektubu neden yazıyorum bilmiyorum. Bir güç beni bu mektubu yazmaya itiyor. Acaba bu mektubu nerede saklasam? Acaba bu mektuba ne zaman ihtiyacımız olur? Ve ne zaman bu mektubu okursunuz bilemiyorum. Ya da biliyorum. Şunu belirtmek isterim ki sizi çok seviyorum. Siz benim hayatıma güneş gibi parlayan iki tane sapsarı sırma saçlı... Ne? Sırma saçlı mı? Sapsarı mı? Ama tabii ki de şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Bebekler doğduktan sonra göz renkleri ve saç renkleri değişebilir. Ne? Ünlebilirim demiş. Yani siz şu anda siyah ve kahverengi saçlı iki kızda olabilirsiniz. Ne? Ne? 2005'te ben 1 yaşındaydım. Bu nasıl bir mektup? Sanki şu anda aklıma Ayşen Arıcı'yı şu anda yazılıyor sanki bu mektup. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Sizi çok seviyorum ve sizi hep çok seveceğim. Siz benim ikinci ve üçüncü göz ağrılarım seversiniz. Ne? 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 Pardon yanlış söylemişim. Birinci ve ikinci. Ne? Ve şunu tekrar söylemek isterim. Sizi çok seviyorum. İleride sizin bir üçüncünüz daha olacak. Bunu da biliyorum. Ne? Hatta ismi P ile başlayacak. Ne? 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 Son olarak size isminizle hitap etmek istiyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Sizi çok seviyorum. Siz de beni hep sevin ve sizi sevdiğimi hiç unutmayın. Canım kızlarım. Ne? Yırtılmış. Ne? Ve isminizin olduğu yerden sonrası yok. Ne? Arkadaşlar tam isimlerimizin yazılı olduğu yerden yırtılmış bu mektup. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ne yapmaya gidiyoruz biliyor musunuz? Benim aklıma son bir şey geldi. Yukarı çıkacağız. Her bir çocuğunun bebeklik eşyalarını sakladığını söyler annem. Ve onlar yukarıda tavan arasında saklı. Şimdi oraya çıkacağız ve benim bebeklik eşyam var mı bulmaya çalışacağız. Çünkü ben bebeklik eşyamı görürsem onu tanırım. Gidiyoruz arkadaşlar. Evet geldim. İşte orada. Hemen bakmamız lazım. Boşuna çıktı arkadaşlar. Evet. Bakın doğruymuş. Poyraz'ın ayakkabıları. Yine Poyraz'ın ayakkabıları. Ceylin'in ayakkabıları. Ceylin'in ayakkabıları. Poyraz'ın ayakkabıları. Poyraz'ın ayakkabıları. Ve yazlık ayakkabılar. Benim ayakkabılarım yok. Galiba ben